Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile birlikteyiz şu anda. 2022 yılına Türkiye büyük zamlarla uyandı maalesef ve elektrik faturaları, doğalgaz faturaları korkunç rakamlara yükseldi. Karşıyaka Belediyesi'nin elektrik durumu nedir? 2022'de elektrik faturalarınız ne kadar geldi acaba? Yani ilk gelen faturalar bir öncekine göre %70-80 daha yüksek gibi geldi. Bu bizi tabii oldukça huzursuz etti çünkü bütçede elektrik harcaması için ayırmış olduğumuz payın çok üzerinde bir rakam. O yüzden işte biraz tasarruf önlemleri almaya çalıştık açıkçası. Bir taraftan kendi üreteceğimiz elektrik şeyleri için, kaynakları için çalışmalar başlattık. Yani umuyorum bir şekilde şey yapar, hani tolere edilebilecek bir hale gelir. Şu andaki duruma göre oldukça ciddi bir elektrik masrafı var. Vatandaşlarda sosyal yardım talepleri arttı mı 2022'de? Tabii. Yani şimdi bu geçen son bir buçuk aylık şey döneminde ani fiyat yükselmeleri, pahalılık, enflasyon döneminde insanların alım gücü düştükçe ve ellerindeki birikimleri kullandıkça, gelirleri tabii şeyleri, normal harcamalarını karşılamaya yetmedikçe otomatik olarak sıkıntılar artıyor. Bizden de talepler artıyor. Faturalar sıkça talep ediliyor. Yani elektrik, su faturaları çok fazla sayıda var talep eden ödenmesi için. Onun dışında gıda yardımı talebi arttı. Nakit yardımı talebi, kira yardımı talebi arttı. Peki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte gelen yerel medya üzerine özellikle tasarruf genelgesi kapsamında büyük bir yara aldı yerel medya. Bu konu hakkında sizin destekleriniz neler yerel medyaya? Şimdi hani şöyle söyleyeyim. Her kentin kendi yerel medyasına ihtiyacı var. Kesin olarak. Yani ulusal medya tabii önemli, değerli ama ayrıca bizim yerel haberlerimizin daha fazla yayınlanacağı, dolayısıyla halkımızın, yerel halkımızın daha fazla bilgileneceği yerel medya kaynaklarına da ihtiyaç var. Bu nedenle yerel medyanın kesin olarak ihtiyaç olduğunu kabul ediyorum ve içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlarda da desteklenmeleri gerektiği de çok açık. Yani medyanın bir ihtiyacımız olup olmadığını önce karar vermeliyiz. Sonra medyayı özgür bırakacağız mı ve özgür bir medya aracılığıyla demokrasinin kurallarını tam işleteceğiz mi, ona karar vermeliyiz. Eğer bunlara evet diyorsak o zaman yerel medyamızda olmalı ve destek görmeli. Üzerinde kısıtlayıcı ya da yerel medyayı küçülten, yok eden şeyleri doğru bulmuyorum, politikaları. Teşekkür ederim. Şerdi Bey, 2022 ile gelen faiz zamlarının ardından elektrik giderleriniz belediyede ne oldu şu anda? Durum nedir acaba? Yani elektrik giderlerimiz ne oldu? Vatandaşın elektrik giderleri, esnafın elektrik giderleri nasıl arttıysa bizim de arttı. Bizim katlanarak arttı. Çünkü bu getirdikleri kademe sistemde elektrik kullandıkça ücreti daha fazla ödüyorsunuz. Biz normal olarak çok yüksek bir elektrik tüketiminde bulunduğumuz için tüm idari binalarımızda, hizmet alanlarımızda o nedenle fiyatlar, yani ödediğimiz fatura astronomik rakamlara ulaştı. Ben İstanbul'da buraya gelmeden önce son faturayı, sadece belediye binamızın faturası aylık 1 milyon 679 bin liraya çıkmıştı. Hani bu sürdürülebilir bir rakam değil. Çünkü daha önce biz o binaya yanlış hatırlamıyorsam 600 bin lira falan ödüyorduk. Yani iki katından fazla bir elektrik ödemeye başladık. Sadece bir binamızda. Yurttaşlar tarafından sosyal yardımlarda 2022'de artış oldu mu? Oldu. Biz yapmış olduğumuz sosyal yardım kartları var. Onu %200 %300 arasında değişen oranlarda yaptığımız yardımların niteliğine göre arttırdık. Ama bu sosyal yardımlarla bunu sürdürebilmek çok fazla mümkün değil. Çünkü hani bizim insanlara iş bulmamız, gelirlerini artıracak modellemeler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sosyal yardım sadece o andaki ihtiyacını gidermek için yapılan yardımlar. Teşekkürler.